Herkese merhaba arkadaşlar, Retro Arşiv'e hoş geldiniz. Pokemon Revolution Online oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bölümü izlemeseniz kanalda bulabilirsiniz. Bayağı bir trollendik yollarda. Ardından Blackthorn City'ye geldik. Bakalım burada Jim'i bulabilecek miyiz? Hızlıca teyzelerle, amcalarla konuşmaya başlıyorum. Ice Pet'i nasıl geçtin diyor. 20 yıldır buradan çıkmaya çalışıyorum diyor bu şehirden ama hala çıkamadım. Teyze çok kolay ya. Döne döne çıkıyorsun. Şimdi buradan gidemiyorum. Buradan geçemiyorum. Şu evden bir başlayalım abi. Evet, burada bir kızça var. Tize mi, kızça mı? Hiç kitabın var mı diyor. İyi bir kitabın var mı diyor. I have already read all those. He, bunların hepsini okudum diyor. Belki diyor sen bana bir şey verebilirsin diyor. Güzel bir hediye. He. İyi bir tane kitap bulabilirsin diyor. Bulabilirsen sana güzel bir hediye verebilirim diyor. Yok. Bende hiç kitap yok. Vallahi bir yerlerden kitap bulabiliyorsak bakayım. Şimdi bir dakika. Bir dakika şimdi. Nerede bu? Kitap var mı bilmiyorum. Bulursam gelirim ya bir yerde ama kitap yok bende. Girme diyen. Sinir bozucu. Aha. Missing Link. Burası Dragon ejderha severleriymiş. Lan roket takım elemansınız lan siz. Neyi kimi kandırıyorsunuz? Aslında bu şeyleri kıyafetleri Celadon'daki Game Corner'da bulduk diyor. 1-2-3-4 şarkı söylemeyi çok severiz diyor. Yine bu çocuklar diyor. Ne dedin? Hiçbir zaman burayı sevmedim diyor baba. Binayı bir dakika şey yapabilir misin diyor. Konuşmamız lazım diyor. Öfkemi tekrar hissetmek ister misiniz diyor. Ne zaman her zaman size söylüyorum diyor. Niye burada düzgün bir iş yapmaya çalışırken bokunu çıkartıyorsunuz diyor. Abi Jim nerede? Jim. Jim bak buraya tekrar giremiyorum herhalde. Girebiliyorum. Yo. Yine sen diyor. Bir dakika. Ha, aynı muhabbet. Yine attılar bizi dışarı. Aynı muhabbet. Öfkemi hissedin. Hiddetimi hissedin diyor. Çöpte bir şey var mı? Ben ona bakacağım. Belki buradan kitap alabiliyor muyum? Şu kadına bir kitap vereceğim. Bana hediye verecekmiş. Abi kitap nereden bulunuyor? Bir fikrim yok. Bilmiyorum abi işte. Bulabilen varsa gitsin o teyzeye kitap versin. Center'a gireceğim. Storyteller'a bir gideceğim bir. Strongman Joe. Kilerle 5 defa kapıştım diyor. Yenemedim bir türlü diyor abi. Şu kitapları alabiliyor muyum acaba? Yok. Kitap yok abi, kitap. Yani kitap bulamadım. Bir yerde kitap bulunuyor mu bir fikrim yok. Öyle bir muhabbet de görmedim. Hızlıca buradan devam ediyorum. Storyteller'a gideceğim. 20 yıldır diyor bu şehirdeyim. Ama her gün diyor... İşaretlerden site ortam olarak ne bilmiyorum. Hani işaretlerden her zaman etkilendim diyor. Ha, manzaradan etkilendim diyor. Pardon arkadaşlar. Burada işte şey varmış. Dağlar ejderha nefesi şeklindeymiş. Eski zamanlardan beri. Ha, ejderha nefesi tarafından şekillendirilmiş. Pardon arkadaşlar. Çevirimin rezilliği yüzünden. Özür diliyorum hepinizden. Şimdi şu yukarıdaki... Evet, çıkacağım. Evet. Sinir bozucu komşu. Bu koro, aşağıdaki koroyu gördün mü diyor. Evet, gördüm abi. Gerçekten özür dilerim. Eğer gördüysen diyor özür dilerim. Gerçekten çok kötüler. Gitme oraya abi, gitme diyor. O koro gerçekten kötüymüş arkadaşlar ve hikaye bu şekilde. Bu element de onlara zaten buradaki tabelayı da sinir bozucu komşu yazmış. Hoenn'den gelmiş buraya. Shelgun'u trade çekmiş. Oo. Dragonair ile Shelgun. Abi ikisi de çok iyi Pokemon'lar. Keşke olsa da Shelgun'u takas etsem. Bu arada burada Jim. Jim'e gireceğim. Move Relearner var. Şu an için burada başka yapabileceğim bir şey yok. Suya girebiliyorum. Üst tarafa çıkabiliyorum. Peki burada ne var Pokemon olarak? Buradan ne çıkıyor? Aha bu ne? Bir dakika. Burası ne? Dragon Club. Vay, ejderha kulübü. Salamence var burada. Bir Dragon Club'a girelim bakalım. Şuradan aşağıda arkadaşlar Dark Cave var. O yol oraya gidiyor. Şu Dragon Club ejderha kulübüne gidelim. Ejderha kulübünde hiçbir şey yok. Ama kitapları buradan alabiliyoruz mu acaba? Kitap var mı burada? Kitap. Kitap.
Abi ben de isterim güzel bir ejderha Pokemon'um olsun ama yok. Ejder kulübünde hiçbir şey. Oo yukarıda. Evet. Head Recruiter var burada. Oha ha aynen. Burası abi. İleride buraya yine geleceğiz. Mew Quest'ini başlattığımız yer şu Dragon Member kartını almam gerekiyor. Mağaraya girerken falan bunu kullanıyoruz. Yok bunu alamam. 200k para nerede 200k para kimde? Bu Dragon Club'a gireceğiz. Burada da Price Giver var. Sadece şeylerle konuşurum diyor. Üyelerle konuşurum diyor. Burası da çok ileride abi. İleride olur da bir gün kısmet olursa buralara gelirsek 200k paramız olursa Mew yakalamak istersek quest'i buradan başlatıyorsun. Burası karışık kuruşuk işlerin olduğu bir bölge. Ama aklımızda bulunsun. Blackthorn şehrine gitmemiz gerekiyormuş bunun için. Şimdi şöyle bu gymde kapışacağım ama gymde kapışmak için biraz Pokemon kasmam gerekiyor arkadaşlar. Ben şimdi hızlıca gideceğim. Şurada biraz Pokemon'larımı Dark Cave'in orada kasacağım. Bak burada da elemanlar var. Bu bölgede kasacağım abi. Road 45'te. Burada bayağı o Gligar var yakalayabilirim. İş görür. Burada farm yapacağım. Skarmory de çıkıyormuş. Fenfi falan da var. Bizde olmayan Pokemon'lar da var iki tane. Ben burada biraz farm yapacağım. Bu NPC'leri falan yeneceğim. Varsa kapışacak bakayım. Aynen hatta şunu yenelim. Sonra geleceğim arkadaşlar. Golem'i var. Abi çok iyi. Golem de sadece rock mı? Dur bakayım Ice Wind yapayım. Bunu yendikten sonra dediğim gibi ufak bir ara Rock Blast mis. Pokemon'larımı kasıp geleceğim. Yani Sneasel'ı falan kasmam lazım. Bunları da 50'ye falan çıkartmam lazım. Burada farm yapabilirim diye düşünüyorum. Umarım. Ardından geri geleceğim arkadaşlar. Gym'de kapışacağız ve yeneceğiz. Yalnız sağlam gömdü bize. Super efektif. Icy Wind. Ve evet. Golem'i aldık aşağı. Bakalım sırada kim var. Diğer Pokemon'ları da kasmam lazım. Oha bir golem daha. 30k güzel exp yalnız ha. 30k gerçekten güzel exp. Burada kimi kasabilirim? Şeyi kasabilirim. Dunphin'ı kasabilirim. Feral'ı Gator iyi. Feral'ı Gator'ı da 58 yapabilirim aslında. Jumpluff'ı kasabilirim. Gerçi Rock bize sağlam çakar. Dunphin'la gidelim biraz. Dunphin'ı 50'ye çıkartalım. Bakalım Dunphin'ı ne yapacağız. Ben adım gibi eminim. Gym'de zorlanacağım. O yüzden şunları en azından bir 50 küsürleri bir çıkartayım hepsini. Bir geleyim. Ondan sonra devam ederiz arkadaşlar. Hiç şansımızı zorlamayalım. Claire bizi bayağı zorlayacak. 8. Rosette çok yaklaştık. Bu arada ölmemiş Stardust falan var herhalde. Magnitude yaparsam iş görür. 49 oldu. Ya zaten 49'luk atlamak üzereyiz. Ampharos'la burada kasamam. Mağaraya gireceğim. Bu arada mağaraya bir bakacağım. Mağarada neler var. Sonra oradan farmdan sonra görüşürüz. Çok az canı kaldı. Kesin Stardust'ı var aynen. Super efektif gidiyorum. O da Earthquake yaptı. Bana güzel çekiyor Earthquake. Magnitude yaptım ve 50 Dunphin. Abi Dunphin 50 yaptık. Gerçekten güzel. Bayağı iyi evit kasıyoruz ama special attack. Zaten special attack'lık bir şeyimiz yok. Full physical attack kullanıyoruz. Golem üstüne golem yapmışsın. Yani adının hakkını veriyor. Golem koleksiyoncusu adam. Earthquake. Ölürsem Feral'ı Gator'a geçeceğim. Feral'ı Gator'la temizleyeceğim. Garanti Star diye takılıyor zaten. Ya tek atıyorum normalde de işte Stardy götürüyor bizi. Siltrak yedik bu arada. Al bir Magnitude. O 51 olmak üzereyiz. Bu fight'tan sonra 51 olabilirim eğer ölmezsem. Jump lafı da iyi kötü bir kassam 50'ye fena olmayacak. Çok büyük bir beklentim yok aslında ama 51 oldum. Giga Impact geldi. Abi işte Giga Impact gerçekten güzel bir saldırı. Slam yerine Giga Impact alabilirim ama bir sonraki turda hareket edemiyor. Yani aynen. Bir sonraki turda hareket edemiyor. Giga Impact alacağım. Yani gerçekten sağlam bir normal tip saldırı. Dursun abi Dunphin'da. Slam yerine Giga Impact kullanırım. Ne dedi bir dakika? Kardeşi neymiş? Kapıştık diyor. Kardeş mardeş falan dedi. Burası şey tahmin ettiğim gibi. Hemen Flash'ı kullanalım. Flash'ı kaldırdık mı? Flash kimde? Flash kimde? Aha Flash kimde ya? Ampharos'taydı. Flash'ı kaldırdık sanırsam biz. Çok güzel. Şimdi buradan birine Flash öğretmemiz lazım.
Neyse, onun olayını çözeriz. Sorun değil. Bu arada burada ne varmış? Burada da çok fazla bir şey yok. Dark Cave'in kuzeyindeyiz. Ben buralarda farm yapacağım abi. Biraz Pokemon'ları kasacağım. Ardından geleceğim. Flash kimdeydi hatırlayamadım ama sanırsam Flash'i de Dunphan'a mı öğrettik? Flash Ampharos'taydı da değiştirdik mi? Hatırlayamadım ama çok da sorun değil. Claire'le kapışacağız. Flash'i birine öğretiriz, herhangi birine. Ardından geri geleceğim arkadaşlar. Şimdi biraz farm zamanı. Görüşmek üzere. Şimdi buraya nereden geldin diyeceksiniz abi. Aralarda dolanıyordum. Şöyle bir şey oldu. Bir baktım ki bu bölgeye gelebiliyormuşum ama bu bölgeye giremiyorum abi. Yani bu kısımlara giremiyorum. Öyle bir şey fark ettim. Off limit diyor. Yani buralar kapalı bize. Buraya sanırsam girilmiyor. Ama şurada şey var. Burayı böyle göstereceğim demiştim daha önceden de. Şurada Item Maniac Guy var. Bunu bir türlü bulamamıştım. Item Maniac elemanı burada. Sattım işte. Bildiğimiz normal Kanto'daki elemanlar. Burada itemları sattım. Şu an için burada başka yapılabilecek bir şey yok sanırsam. Bu bölgeye de off limit demişler. Ne için yapmışlar bu bölgeyi de bilmiyorum. Ruins of Alf diyor ama bütün kapılar kapalı. Şuraya da geçilmiyor abi. Yani oraya nasıl geçiliyor? Burası zaten komple kapalı yani gördüğün gibi. Oraya da geçecek bir yer yok. Şuradan çıksam bile bu arka kısımdan kapalı olduğu için buradan gene geçemiyorsun her türlü. Buraya da böyle garip bir şey yapmışlar. Ama tam olarak olayını çözemedim. Şimdi ben yine hızlıca şeye doğru gideceğim. Dediğim gibi biraz kasacağım bu taraflara geri geleceğim. Oralara bir dolaştım. O taraflarda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, koptum geldim. Takımı kastım abi. Ampharos 54, Arcanine 59, Sneasel 50 oldu. Feraligatr 58, Dunphan 51, Jumpluff 49. Şansımı deneyeceğim. Bakalım. Son Blackthorn Gym Leader'ını yenebilecek miyim? Arkada Dragon's Den var. Sonra oraya gireriz. Orada ne oluyor ne bitiyor bir oraya bakarız, konuşuruz. Burada Helper var. Burada ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Şu an için burada hiçbir şey olmuyor. Hadi bakalım ileri doğru gidiyorum. Kapışacak elemanlar var mı bizde? Tabii ki. Dragon Tamer Leo. Aslında ben burada Sneasel'i biraz katsam iyi olacak ha. Harbiden Sneasel'i biraz katsam iyi olacak. Hızlıca yine bol bol center yapacağız. Geleceğiz herhalde. Dratini'si var. Al sana bir Icewind. Bir Dratini biz bulamadık. Arkada Dragon's Den var dediğim gibi. Buraya gireceğim yani süper efektif. Bu kadar az mı vurdu ya? Ata arttı. Dragon Dance yaptı. Speed arttı. Ice Wind yapacağım tekrar. Icy Wind yapıyorum ama speed'imi biraz atıyorum. Hyper Beam. Tek atar mı? Yok. Çok iyi vurdu abi. Çok iyi vurdu. Bir tur bekleyecek abi şu an. Tekrar Icy Wind yapıyorum. Çok az canı kaldı. Süper efektif. Evet. Son saldırıdan sonra charge yapıyor. Ve 51 oldum. Çok güzel. Dratini'sini aldık aşağı. Sıradaki bir Dratini daha. 45k güzel exp geldi daha. Gerçekten 45k güzel exp geldi, exp geldi, konuşamadım. Bu öldürecek bizi garanti. Sıradaki Pokemon'umuz kimi katsak? Dunphan'a mı geçsek? Faint Attack ne kadar vuracak acaba? Çok merak ettim. Çok fazla vurmasa gerek. Oo, beklediğimden çok daha fazla vurdu. Faint Attack'la saldırsaymışım keşke. Hemen hızlıca Ampharos'a geçeceğim. Ampharos'u da biraz kasalım. Hızlıca şimdi Center'a gidip geleceğim arkadaşlar. Buradan bir Discharge atalım. Evet, güzel. Hızlıca Center'a gidelim gelelim. Burada daha kapışacak elemanlar var. Sneasel'ı biraz daha kasalım. Boss'a kadar, Patron'a kadar, Gym Leader'ine kadar. Bu arada az önce göstermiştim yine. O Item Maniac Guy'ın oraya gittim, sattım itemları. Paraları aldım geldim. Hızlıca şimdi hemen center'a gidip geliyorum arkadaşlar. Ya da beraber gidelim gelelim. Nasıl olsa çok yol gitmedik. Dur şurayı kesmeyelim. Hemen hızlıca şuraya girelim. Center'a biraz lag mı var oyunda, bana mı öyle geliyor? Az kaldı abi, az kaldı. Johto Elite 4 ile kapışacağız. Johto şampiyon olabilecek miyiz? Daha çok yolumuz var gibi gözükse de az kaldı. Son Gym Rosette'imizi alıyoruz ve olayı tamamlıyoruz. Hızlıca gidiyorum şimdi. İkinci elemanla kapışacağım. Sneasel 51-52 olmak üzere. Şöyle bir 53-54 yapsak Sneasel'ı burada var ya, bomba. Dragon Tamer Orlando. Haydi bakalım. Kingdra'sı var. Vay arkadaş. Faint Attack yapalım. Sneasel. Git Sneasel. Çok az vurdu abi. Hydro Pump. Gömdü. Yemin ederim gömdü.
Neyse şey halledecektir. Enfaros bizim için olayı çözecektir. Haydi bakalım. Discharge. Hydro pump yaptı. Abi çok iyi vuruyor ya. Gerçekten çok iyi vuruyor. Çok az vurdum abi. Niye? Water types'ın. Abi öttürüyor bizi bildiğin şu an. Yani bilmiyorum, ağlayacağız herhalde. Gerçekten ağlayacağız herhalde. Feral Gator'a geçeceğim. Ama gerçekten kötü, nasıl bu kadar damage yiyebildim bilmiyorum Kingdra'dan. Yani Dragon ve Water. Çok vurması lazım. Hiçbir şey vuramadık. Thresh saldırısı geldi bu arada şeye. Hydro Pump öğrenene kadar bu Thresh'i kullanıyorum. Crunch yapacağım. Bakalım, Dragon Pulse yaptı. Abi gerçekten çok iyi damage vuruyorlar ya. Çok az vuruyorum. Thresh yaptım ama hiç bana mısın bile demeyecek. Büyük ihtimalle zaten ölecek. Feral Gator'da gidiyor. Arcanine'le şey yapacağım. Abi bütün Pokemon'larımı şu an yolda bir adama kaybediyorum. Hadi bakalım Gym Leader'ın olacak bilmiyorum. Herhalde gideceğiz. Bunların hepsini 60'a kasıp geleceğiz. Öyle bir durum söz konusu. Flare Blitz yaptım. Abi o bile bana mısın demezse var ya, Ayva'yı yedik. Abi hiçbir şey. Recoil ve sağlam damage ben yiyeceğim zaten. Not very effective. Hydro Pump tek. Abim, 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 ne oluyoruz abim? Yani şu an gerçekten bütün Pokemon'larımı buradaki bir Kingdra'ya kaybediyorum. Abi tek atacak, buna da tek atacak. Çok kötü bir durumdayız. Gym Leader'ini ne yapacağız acaba? Hiçbir fikrim yok. Slip verip buradan hani yürümeye çalışacağım ama gerçekten kötü bir durumdayız. Jump Love kurtarırsa takımı şok olacağım. Bence hiç damage bile vuramayacak. Yani abi nasıl bir Kingdra'sın sen? Uyandı ve tek. Garanti tek yiyoruz. Dragon Pulse. Abi ooo hayret. Tek yemedim. Sleep Powder'ı tekrar vereyim. Umarım mislemezsin. Evet güzel. Acrobatics falan vuracağım. Cık, abi yok böyle bir şey ya. Yani nasıl olur bu kadar sağlam? Of. Gerçekten ölmedi mi? Ölmemiş bir de düşün. İyi 50 oldu Jump Love. Abi yok, yemin ederim oturup ağlayacaktım ya bu takımda bilmiyorum. Bakalım Gym Leader nasıl olacak. Bu Kingdra'yı çok zor yendim. Gerçekten Kingdra beni çok zorladı. Gym Leader ile bir kere kapışmayı deneyeceğim. Yenemezsem gidip Sentra tekrar. Sentra demişim. Dragon's Den'e falan giderim, orada farm yaparım. Geri gelirim. Yani gerçekten çok zorladı bu Kingdra. Hemen hızlıca Sentra gidip geliyorum tekrar arkadaşlar. Ama bilmiyorum yani takım iş yapmayacak mı yoksa. Sakata geliyor muyuz? Hiç bilemedim. Şu an hani ama o Kingdra'da gerçekten şok olmuş durumdayım. Hızlıca bir center yapalım. Abi o kadar güvendik yani bu şeylere. Ice saldırılarımız falan var dedik. Dragon Pokemon'ları yeneceğiz falan dedik. Bana mısın demedi. Yani bana mısın demedi. Elektrik saldırılarım hiçbir şey vurmadı o Kingdra'ya. Yani Water type bir de. Onun yanında, Dragon'ın yanında. Bilmiyorum, şok olmuş durumdayım. Gerçekten ejder Pokemon'ların asıl gücünü görecek miyiz? Bu Gym Leader'ı bizi yerden yere çakmazsa iyidir valla. Revive'ım, revive'ım da kalmadı herhalde benim bu arada. Bir bakayım da olmadı revive alıp geleyim. Var mı? Yok. Birkaç tane revive alıp gelsem fena olmayacak. Hemen şuradan shop'a gidelim bakalım. Biraz böyle gitgelleri uzattım arkadaşlar. Kesmiyorum ama şu an hani şok olmuş durumdayım. Şu revive'dan en az bir 4-5 tane alalım da Sosyal Elite 4'da lazım olacak. Envy'den. Envy revive'ın var mı? 5 tane alayım. 47K'ya düştü para. Gym Leader'ını yenince herhalde bir 3K'ya yakın 2-200 civarı bir şey lazım. Hadi bakalım. La çekil çocuk önümden. Haydi rastgele. Şu an gerçekten yani şaştım kaldım. Bakalım ne yapacağız. Hızlıca şuradan çıkıyorum. İlerlemeye devam ediyorum. Dragon Tamer Brat. Abi siz nesiniz ya? Lavların içerisinde çok güzel bir mekanları var zaten. Dragon'ı var. Abi yani bu, ben bu olayı bir Ice Shard. Bakıyorum 40 power çok düşük. Icy Wind, Ice Beam falan öğretseydim keşke. TM falan mı almaya gitsem? En kötü TM falan almaya gideceğim herhalde. Çünkü Ice Shard'ın şeyi çok, Ice Wind'in power çok düşük. Yani yüksek bir power yok. Ölmedi. Double Edge yaptı. Recoil yer o. Yemedim mi be arkadaş? Neyse 52 olduk. Bir level aldık en azından.
Bir level bir level ala ala gidiyorum ama Sneasel çok fazla iş yapmayacak büyük ihtimalle. Çünkü Viva ile kasamadım. Defansı falan düşük. Bagon'u var. Defansım falan gerçekten düşük. Ice Shard yapsam freeze falan verir mi acaba? Yok, Double Edge. Yok abi, gerçekten. Feral'ı Gator'ı falan biraz kasayım. Şu an bu Pokemon'ları gördükten sonra şok olmuş durumdayım. Ice Fang. Bilemedim. Gerçekten bilemedim. Herhalde biraz kasıp gelmem gerekecek ama bir deneyeceğim. Beraber deneyelim bence, ne yapabileceğiz bir bakalım. Baksana abi ya. Yani gerçekten çok sağlam vuruyorlar. Şok olmuş durumdayım. 59 oldu bu arada Feral Gator. Şimdi buradan hızlıca center'a gidip geliyorum. Bakalım vaziyet ne olacak. Güzel XP geliyor. Hemen center'a gidip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar geldim. Bunların hepsini yenmiştik. Yolda gidip gelirken bir düşünüyorum bir yandan ne yapacağım diye. Arcanine'a belki Outrage saldırısı vardı. Onu öğretebilirim. Dragon saldırı. Anca belki öyle ittire kaktıra biraz zorlayabilirim. Abi yok, bilemedim ya. İşin içinden çıkamadım. Yani Feral Gator da sağlam çakmayacak. Dark type saldırıları falan vuracak. Ice Fang ile vuracağız. Ampharos Electric. Gibite var. Yani gerçekten Ice Wind çakacağım. Sağlam vurması lazım aynen. Süper efekte vuracak. Dragon Rush yaptı. Abi baksana, tek atıyorlar ya. Level'ları çok yüksek. Vallahi hiç bilemedim. Gerçekten şu an bilemedim. Herhalde Gator'la bir geleyim. Dunphin'la Jump Love sakat zaten. Vur abi Ice Fang. 60 olduk. Yine hızlı bir center. Git gel. Bakalım şu Sneasel'ı bir toparlayamadık ya. Sneasel gerçekten sakat. Sneasel, Sneasel dedik. Galiba sakata geliyoruz. Hızlı bir center. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, koptum geldim. Düşün düşün, işin içinden çıkamıyorum. Herhalde gideceğiz Pokemon kasacağız tekrar. Dur bakalım ya. Çünkü 4 tane Pokemon'u olacak. Hepsi de Dragon type. Steelix var. Abi burada Steelix'in ne işi var ya? Şu Sneasel'ı biraz daha kasaydık. Hiçbir şeye uğramadık tabi. Bakayım ne kadar, 3K falan lazım. Tek yer mi? Abi direkt tek yiyor. Direkt tek yiyoruz ya. Arcanine'a gelelim şu Steelix'e. Arcanine'a kasalım biraz bari. İlk Pokemon'u Sneasel'la halletsem devamını alırım herhalde abi ya. Flamethrower. İlk Pokemon'u Steelix'le halledebilirsem devamını alacağım herhalde. Çok az canı kaldı. Ekstrem bir şey yapmazsa. Atak miss. 60'da Arcanine oldu. Güzel XP'ler aldık aslında da. Sneasel'ı bir kasamadım. Olmadı, dediğim gibi biraz daha şey yapamazsam Sneasel'ı bir 60'a kadar gidip kasacağım. En kötü yenemezsem, dediğim gibi, artık oradan devamına bakacağız. Hızlıca yine center'a gideceğim. Bir bakayım artık lidere geliyorum herhalde. Bayağı yol gidiyor. Oha, git git bitmedi lan. Lidere mi geldim? Evet, lidere geldim. Claire burada. Hızlıca center. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tekrar koptum geldim. Şu Sneasel'ı Weavile yapaydık iyiydi de onu yapamıyorum. Çünkü Razor Claw'um yok. Şeyde kaldı, Kanto Pokemon'larında kaldı. Artık Gym Leader'ini yendikten sonra Elite Four'da Weavile olarak gideriz. Claire'e geldik. Evet arkadaşlar, tam muhabbetin orta yerinde internet bağlantım kesildi. İnternet bağlantım mı kesildi? Server mu göçtü? Bir şey oldu abi. Neyse, biraz ara verdim. Gitti Pokemon'ları kastım geldim. En son muhabbet neydi hatırlamıyorum. Ama sanırsam Sneasel'le ilgili konuşuyordum. Şimdi takım böyle. Sneasel'a gittim, Blizzard öğrettim. Accuracy'si düşük. Şans faktörünü biraz ekledik oyuna. Feral Gator oldu. 65. Aqua Tail koydum. Çok emin değilim. Ampharos oldu 65. Dragon Pulse öğrettim ki işime yarayacaktır. Hatta şöyle takım başına alayım. Arcanine 65 oldu. Dunphin 52. Jump Love 51. Onlardan pek bir beklentim yok. Haydi bakalım rastgele. Gidiyorum yukarı doğru. Umarım yenebilirim Claire'i. Yenemezsem abi gideceğim yeniden farm yapacağım. Herkesi bir 70'e kasacağım. Sneasel'ı bir 65'e falan kasacağım. 5'er level 5'er level deneye deneye geleceğim. Bakalım. Hadi Claire. Kapışalım abi. Hadi bakalım, geliyoruz Ampharos'la. Kingdra ile başlıyor. Vallahi bilmiyorum abi. Ampharos'la Dragon Pulse yapacağım. Waterfall yaptı. Abi çok vuruyor ya. Ya çok vuruyor, çok. Vallaha da billaha da çok vuruyor. Gerçekten çok vuruyor. Aşırı vuruyor. Dragon Pulse. Signal Beam. Elektra.
Elektrik saldırımı, discharge var, thunder var. Thunder tutsa güzel vurabilir ama tutmuyor. Ve yarı canından fazlasını götürdü diye düşünüyorum. Vallahi sakata geleceğim ama thunder deneyeceğim. Tutar mı? King Dread Waterfall yaptı, öldürdü. Aa, öldürmedi. Thunder tut. Vallahi tut. Paralyze yedi. Hadi tut koçum. Hadi gözünü seveyim tut. Ve evet, öldürüyor muyum? İniyor musun aşağı? Abi çok az canı kaldı. Böyle bir şey olamaz. Hayır, böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz gerçekten. Paralyze, umarım fully paralyze dersin. Evet, Dragon Pulse. İlk ben saldırdım. Uf. Gerçekten çok zorladı abi. Gerçekten zorladı. Sıradaki Pokemon'u Aerodactyl. Aa, Ampharos çöp. Abi Ampharos kesinlikle çöp. Yani şu an bir şey yapamam. Rock, Flying, Thunder vurursa belki. Ama Ancient Power'la o başladı. Gitti. Kötü. Gerçekten kötü. Şöyle yapacağım. Jump Love'la umarım ilk ben başlarım ve Sleep Powder verebilirim. Verebilirsem. Hayır. Aerodactyl, Ancient Power. Tek atar mı? Bir dakika. Tek atar mı? Bir dakika. Sleep Powder. Ver gözünü seveyim. Evet. Evet. Süpersin. Süpersin. Aerodactyl zor. Şimdi şöyle yapacağız. Revive'ım nerede benim? Hyper Potion'um 3 tane var. Hemen Aerodactyl'e, hemen şeye geçiyorum, Ampharos'a. Aerodactyl uyumaya devam ediyor. Evet, çok güzel. Hyper Potion veriyorum. Al abi. Evet, devam ediyoruz. Şimdi bir dakika. Uyanma. Evet, çok güzel. Giga Drain vereyim, bakayım ne yapacak. Uyumaya devam et. Yani çok az, çok fazla değil ama bu şey kurtarabilir, uyandı. Yani Pokemon kurtarabilir, Ancient Power ve şeyi kaybediyorum. Şimdi ne yapacağım? Feraligatr'a geçeceğim. Aerodactyl'in speed arttı, Aerodactyl'in ata arttı, Aerodactyl'in defansı arttı. Allah seni top etsin Aerodactyl. Başka bir şey demiyorum abi, ne yaptın ya? Ne yaptın ya? Hydro Pump lazım. Hydro Pump da bayağı ileride geliyor. Yani Hydro Pump Surf'le deneyeceğim ama... Aqua Tail var. Aqua Tail aslında physical attack daha yüksek. Surf 90, Aqua Tail 90. Aqua Tail tutar mı abi, Aqua Tail? Biraz riskli. Thunder Fang ne be abi? Thunder Fang ne ya? Allah aşkına Thunder Fang ne ya? Öl git ya. Thunder Fang ne ya? Gözünü seveyim, Thunder Fang ne ya? Abi Allah aşkına Thunder Fang ne? Ağlattın beni ya. Al işte Thunder Fang. Feraligatr Zord. Böyle bir dünya olamaz. Gerçekten böyle bir dünya olamaz. Yani ne yapayım ben sana? Sneasel'la geleceğim. Yani speed'ine pek güvenemiyorum Sneasel'ın. Abi bir çok kararsız, bilemedim. Yani gerçekten şu an Icy Wind öldürür mü? Faint atak mı vurmalıyım? Al bir faint. Hadi bitir Sneasel be. Abi Ancient Power çaktı. Tek attı ya. Ya lanet olsun ya. Gerçekten lanet olsun ya. Başka hiçbir şey demiyorum yani. Yani Dunphin'la Feraligatr'ı canlandırmam lazım. Gerçekten, gerçekten sakat bir durumdayız. Yani çok sinir bozucu bir durum. Şu Aerodactyl, lanet olsun Aerodactyl sana. Sneasel zortladı. Sneasel'ı kullanamıyorum bile doğru düzgün. Crunch yaptı. Gerçekten çok sinir bozucu. Daha 3 tane Pokemon var adamın ya. Sneasel'ı tekrar canlandıracağım. Dunphin'ı indirecek abi. Yani öldürme derdinde değilim. Hızlı vurayım derdindeyim ama speed'i iyi olabilecek kim var? Ulan Arcanine'la geçeceğim ama Arcanine'da var ya, bilmiyorum. Çok riskli. Gerçekten çok riskli. Abi indirdi ya. Ancient Power indirdi yemin ederim. Ağlattı ya. Vallahi billahi ağlattı ya. Gideceğiz yine kasıp geri geleceğiz herhalde Pokemon'ları. Dragonair var. Yani ben ne yapayım sana? Bir tane Hyper Potion'um kaldı. Vallahi çok riskli, çok sakat durumlar. Dragon Dance kullandı. Atağını arttırdı. Speed'ini arttırdı. Arcanine'la ne yapabilirim? Aqua Tail. Abi Aqua Tail var ya. Adamlarda her saldırı var ya. Böyle bir dünya yok. Ve Not Very Effective. Hiçbir şey vuramıyorum bile. Flare Blitz'le... Yani Aqua Tail bitirdi orayı. Aha Miss.
Flare Blitz. Recoil 7. Not very effective. Tekrar miss atarsa belki kazanabilirim ama çok zor. Gerçekten çok zor. Ampharos'a geçeceğim. Hayır, potion'ım falan da kalmadı. Gerçekten kaybedeceğim yine. Beni uğraştırıyor. Bayağı uğraştırıyor. Level falan kasmam gerekecek herhalde. Abi ve hızlı başlıyorlar. Dragon Rush. Abi çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. İki Pokemon'u kaldı. Benim de kötü halde iki tane Pokemon'um var. Dragonite var. Yani ne yapmamı bekliyorsun? Flying type. Thunder vurabilirse belki. Ama yok. Earthquake. Abi Earthquake ya. Earthquake bilen Dragonite mi olur ya? Böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Abi yok. Yani çok zorluyor. Gerçekten aşırı zorluyor. Ice Rank yapsam ne kadar vuracak çok merak ediyorum. Dragon Claw. Abi çok iyi vuruyor Pokemon'ları. Güzel vurdum ve Frozen. Hadi. Ha gayret. Oluyor mu yoksa? Solid Frozen, Ice Fang. Oluyor mu yoksa? Neredeyse çok az kaldı. Sıradaki Pokemon'u ne? Charizard falan değildir umarım. Abi Charizard. Abi Surf atabilir miyim? Surf atabilir miyim? Wing Attack. Hadi Surf at. At bir Surf. Abi çok az canı kaldı. Bir dakika, bir şey basmam lazım. Bir şey basıp kendimi toparlamam lazım. Freshwater'ın kaç? 50 can basıyor. Abi potion'um yok. Böyle bir şey olamaz. Limonatam var bir tane. 80 can basıyor. Ulan Wing Attack yapar mı Surf? Kazanıyor muyuz? Ölmedim. Ölmedim, ölmedim. Ölmedim. Allah'ım yemin ederim yırtıldım. Vallahi burada delirdim ya. Aldım abi. Aldım, son rozeti aldım. Johto bölgesinin 8 rozetini de aldık sonunda. Abi ne uğraştırdın beni ya. Gittim geldim. Yemin ederim gittim geldim. Resmen odayı terk edecektim bak. Vallahi kaç level kastım şunları. Odayı terk edecektim. Ver, ver şunu artık. Ver Allah aşkına. Ver Rising Badge. Rising Badge. Evet be abi. Evet be abi. Evet, şimdi Johto Elite 4'la kapışabilirsin diyor. Sana daha fazla şans diliyorum diyor. Ben de seni çok seviyorum yavrucuğum Claire. 1606'da Poké Dolar verdi. Son bir şey daha diyor. Aynı zamanda bütün Kanto Pokemon'larını artık Johto bölgesinde kullanabilirsin diyor. İşte duymak istediğim buydu. İşte duymak istediğim buydu. Açın yolları, ben geliyorum. Açın yolları, ben geliyorum. Buradan çıkıyorum hemen. Abi ne uğraştırdın be. Vallahi oturup ağlayacaktım ha. Şuraya bak, yemin ederim var ya, yırtıldık ya şurada, delirdik. Sonda iki Charizard çıktı, Allah'tan Wing Attack falan kullandı. Earthquake falan atsaydı şaşırmayacaktım yani. Dragonite geliyor, Earthquake atıyor. Biri geliyor, Thunder Fang atıyor. Böyle bir şey olamaz ya. Bu arada bütün Pokemon'larım açıldı mı ya? Vay arkadaş, süpersin. Herkes gelmiş, hoş geldiniz koçlar. Şimdi, Dunfin kalsın. Jump Laugh yerine şuradan bir tane Flash Blend Pokemon'a ihtiyacım var. Benim Flash Blend Pokemon'um hangisi? Ah, aynen Hypno. Hypno'yla artık şeyden gidebileceğim. Çimen, düzgün bir çimen Pokemon'u koyamadım şu takıma ya. Bir numara, bir numarada bunlar mı var? Benim asıl takımım nerede bu arada? 14'te mi kaldı? 13 12 He, benim asıl takım burada. Aynen. Flash Blend kim vardı ya? Aynen, Raichu var. Asıl takım burada. Full itemlar. Bu arada Sandslash'ı artık kasabiliyorum. Razor Claw var burada. Charizard'dan alabilirim Razor Claw'u. Charizard mı şey mi? Charizard 70 level. Abi bu Arcanine ne olmuş böyle ya? Arcanine coşmuş. Charizard'a kıyasla daha iyi gözüküyor şu an. Baktığımda. Gerçi Charizard'ın speed'i daha iyi. Arcanine'in defansı daha iyi. Special attack daha iyi tabii ki Charizard'ın. Zaten Charizard special attack Charizard gitmiştik. Yani bizimki bunun physical hata ama arada 5 level fark var. Bilmiyorum, takım ileride ona göre toparlayacağız. 75 level gold dağımız var. Elite 4 için düşünüyorum da arkadaşlar bir yandan. Poliwrath da fena değil. Şimdi abi bak, biz önce şu Flash Blend Raichu'yu bir takıma alalım. Tamam mı? Şu Jump Laugh'la bir değiştirelim. Aynı zamanda gerçi Raichu'yu ben herhalde şeyle gideceğim. Ampharos'a bakıyorum, Raichu'ya bakıyorum. Raichu bayağı iyiymiş ya. Ama arada evet 12 level fark var. Ampharos'u bir kasarız. Elite Four'u bir yenelim de. İleriki zamanlar için düşünüyorum abi, takımı ne yaparız diye. İleride bakalım, zaman gösterecek. Bu Sneasel'ı ben V-Vile yapacağım. Gece olması lazım. Aynı zamanda bir tane şey almam lazım. Kimden alacağım? Razor Fang.
Razor Fang kime vermişiz? Raichu'da ne var? Şey var. Charizard'da var. Razor Fang. Razor Claw pardon. Şu Razor Claw'u bir alalım Charizard'dan. Tamam mı? Bu Sneasel'ı abi herhalde kasarım ben bu Sneasel'ı ya. Mükemmel bir Sneasel değil ama Weavile yaparım herhalde. Flash bilen Raichu'muz var. Şimdi Dragon Den'e gideceğim arkadaşlar. Dragon Den'i size bir göstereceğim. Orada bayağı farm yaptım. Güzel Pokemon'lar var. Dragon Den'e gidelim bir konuşalım. Ardından burada bölümü sonlandıralım. Kanto'ya doğru gideceğiz. Fakat Kanto'ya gitmeden önce buradan geçmemiz gereken bir Dark Cave var. Dark Cave'in içinden bir gideceğim arkadaşlar. Bir yanımıza Dikmik de alırız. Dik bilen Sandslash'ı falan alırız. Öyle gideriz. Dragon's Den arkadaşlar. Dediğim gibi şeyin arkasından girdik. Biraz önce Jim'in arkasından girdim. Burada işte Dragonite, pardon Dragonite değil, Dratini ve Dragonair'i buradan yakalayabiliyorsunuz. Dragonair sudan çıkıyor. Quagsire geldi bu arada, ver bir an. Pokemon'ların level'ları gerçekten yüksek. Burada güzel farm yapılabilir arkadaşlar. Abi Kanto Pokemon'ları şuraya geldi ya, çok sevindim yemin ederim ya. Şimdi Dratini'yi Super Rod'la yakalayabiliyorsunuz. Onu da bildiğiniz gibi 75K'ya Johto bölgesinden alabiliyorsunuz. Önceki bölümlerde bahsetmiştik. Dragonair sudan çıkıyor ama çıkmadı. Ben burada bayağı bir farm yaptım. Suda bayağı gezdim. Belki 1 saat, belki 2 saat daha fazla zaman harcamışımdır. Aa, bu Dragonair bir tane bile gelmedi. Membership de değil. Günün farklı saatlerinde mi geliyor? Emin değilim. Bir bakalım ama Dragon Stand'den ne zaman çıkıyor? Dragon Stand'den günün her saatinde çıkıyor fakat çıkmadı. Bir tane Kingdra geldi. 20 tane top attım. Onu da yakalayamadım. Lanet olsun. Yani başka yapabileceğim bir şey yoktu. Sonunda da öldü. Sleep verdim, vurdum, her şey yaptım. Yok, bana mısın demedi. Yani gerçekten bana mısın demedi. Hemen bir discharge atalım. Abi Raichu ile mi gideceğiz, Ampharos ile mi gideceğiz bilmiyorum ama Ampharos'un gerçekten çok güzel saldırıları var. Raichu çok şey oldu. Çok elektrik tipi oldu. Ampharos'a baksana abi ya. Yani Dragon Pulse çakıyor, Dragon Pulse çakıyor, Thunder çakıyor, Signal Beam çakıyor, Discharge vuruyor. Yani bunu bir toparlarsam aslında Raichu'nun stat... Abi Raichu'nun statları çok iyiymiş be. Atak biraz düşük ama Raichu'nun statları gerçekten iyiymiş yani. IV'leri gerçekten iyiymiş. Gerçi bunun da fena değil. 77'ye getiririz hepsini atıyorum. Bakarız dengeli hangisiyle gidilecekse. İlerisi için bakacağız abi. Düzgün bir takım ayarlamaya çalışacağız. Discharge atıyorum. Şimdi burası birinci kat arkadaşlar. Bu taraflarda dolaşabiliyorsunuz. Farklı, daha fazla farklı bir şey yok. Kocaman bir göl var burada. Bir de alt kat var. Hemen hızlıca alt kata ineceğim. Alt katta da yüklenirse. Şu bölgeyi arkadaşlar... bildiğiniz gibi şurada bir tane Dragon Center'ın yanında şey var. Dragon Club var. Aynen, Ejder Club'ı var. Ejder Club'ından membership olmadan buradan içeri geçemiyorsun. Membership olacaksın. 200k bir tane de quest yapman gerekiyor. 70k falan istiyor. O zaman şey yapabiliyorsun abi. O zaman o Dragonite açıyor yolu ve yoldan devam edebiliyorsun. Ha, içeride ne var? Bu arada onları göstermedim. İçerideki Pokemon'ları gösterelim abi bir. Açın yolu. Açın yolu. Golbat geldi. Abi ne mücadele verdik be. Gerçekten çok zorladı. Gerçekten çok zorladı. Ben burada biraz daha kalacağım. Şu Pokemon'ları Sneasel'ı biraz kasacağım. Arcanine'i kasacağım. Dunfin dursun şimdilik. Ampharos'u kasacağım, bir 70 level'lara falan çıkartayım Elite Four için. Burada Pokemon olarak ne çıkıyor? Küçük bir harita. Burada bir tane Pokeball var. Questleri yaptığımız zaman günün birinde buraya yine geliriz. İki tane benim görmediğim Pokemon var. Ditto çıkıyor. Gligar çıkıyor. Gligar'ın çıkması güzel. Geri kalan hepsini yakalamışız zaten. Clefairy çıkıyor. Bayağı güzel Pokemon'lar var abi. Pokedex'e bakalım ne alemdeyiz. 153 farklı Pokemon almışız. Yakalamışız şimdiye kadar. 23 evrim yapmışız ve 297 farklı Pokemon görmüşüz. Kanto bölgesindeyiz. Pardon, Johto bölgesindeyiz. Daha gezilecek bir bölgemiz daha var. Hoenn bakalım. Daha ne kadar Pokemon. Aha Kingdra. Vallaha da Kingdra. Yakalayabilir miyiz? Yakalayabilir miyiz? Discharge atacağım. Umarım ölmez. Dragon Dance yaptı. Abi yakalamaya çalışacağım. Ultra Ball'um var 4 tane. Skip loop, jump lafı attık takımdan, kötü oldu. Benim buna bir şeyle vurmam lazım ki ölmeyecek. Neyle vuracağım da ölmeyeceksin abi ya. Sneasel'a geçip kat yapsam ölmez belki. Ardından şu Kingdra'yı yakalasam güzel olacak ya. Hem bir tane farklı Pokemon eklenmiş olur. Belki güzel IV'liyse takımı alırız, hiç belli olmaz. Dragon Pulse yaptı. Kat. Öldüm ya. Miss. Abi kat miss. Ölme ama şey ölecek. Sneasel ölecek. Bir dakika, ölmedim galiba, aynen. Ölme, süpersin. Hadi Ultra Ball, git koçum ya.
Hadi gir Kingdra'ya bak, çok zor denk geliyorsun ha. Normalde dediğim gibi kaç saat burada farm yaptım, çıkma. Adamsın be. Sonunda bir tane Kingdra yakaladım ya. Bakalım IV'leri ne alemde. Hem Center'a gidelim, orada da bölümü sonlandıralım, hem de Kingdra'ya bakalım. Psyduck geldi bu arada. 8. rozet aldık, bölgeyi açtık. Abi yapacağımız başka bir şey kalmadı burada. Ufak tefek dolaşılacak bölgeler belki var. İleride yapacağımız questler var ama önce Elite Four'u bir yenelim. Şeylere ekleyemedik bildiğiniz gibi Pokédex'i, onun olayı var. Bell Tower'a girmemiz lazım ama Bell Tower'a girmenin yolunu bulamadım Ökütek şehrinde. Evet abi, buradan çıkıyorum. Center'a gideceğim, bir şeye bakacağım. Yakaladığımız Kingdra'ya bakacağım. Ne alemde. Ardından şu takımı bir toparlayacağım biraz daha. Şunların hepsini bir 70'e kasalım. Şunun hızını falan. Arcanine'ı. Şimdi bir dakika. Charizard mı daha iyi? Arcanine mi daha iyi? Onun muhabbetine gireceğiz daha. 14. Çok Pokemon oldu. 15. 15 de full. 16. Kingdra. Kötü. Gerçekten kötü. Seeking item tutuyormuş. Aha. Mystic Water. Vay. Abi çok iyi. Bu yakaladığım Seeking Mystic Water item tutuyormuş. Abi çok iyi. Gerçekten çok iyi. Güzel bir item, işime yarar. Water type saldırıları %20 güçlendiriyor. Abi hiç beklemiyordum. Gerçekten güzel oldu. Arada böyle işte Pokemon'lardan güzel itemler düşüyor. Kingdra'ya bakıyordum bu arada. 27, 08, 10. Çok kötü ya. Gerçekten çok kötü. Zaten Nature'ı falan da kötü. Dragon Dance, Dragon Pulse biliyor. Brain biliyor. Ama kötü bir Pokemon. Olsun. Onix ne alemde? Onix 29, 30. 29. İşte Special Attack 0-1. Gerçi Special Attack Onix'e çok lazım bir şey değil. Special Defense 15. Abi güzel ya. Bu Onix kasılır bak. Onix ileride Steelix yapılabilir. Onix kasılabilir. Güzel bir Onix yakalamışız. Onun haricinde de işte birkaç tane bizde olmayan Pokemon yakaladım. Onlar da iç güveysinden hallice bile değiller. Aa, Tedurus'a bakacağım. Bir dakika, şu Tedurus'a bakacağım. Şu Tedurus'a quest için lazım belki. Yok. Yani hepsinin 30-30-30 falan olması lazım. 150 IV üstlük Tedurus'a bulup onu Ursa Ring yapabilirsek Tedurus'a şapkası alabiliyoruz. Öyle bir quest var. Daha önce de bahsetmiştim. Neyse arkadaşlar, çok daha fazla uzatmayacağım. Gerçekten zorlu bir mücadele oldu. Bağıra bağıra sesim kısıldı. Zar zor yendim. Ama göstereyim. Abi göstereyim bu arada. Evet abi. Son rozetimiz. Gerçekten. Son rozetimizi de aldık. Rising Badge. Johto bölgesi tamam. Şimdi Johto şampiyonu olmak için tekrar Kanto'ya gidiyoruz. Nereye gideceğiz? Fakat yolda şu adını söyleyemediğim Dark Cave'e gireceğim. Orayı bir çözeceğim. Kanto şampiyon olduktan sonra sanırsam, pardon, Johto şampiyon olduktan sonra sanırsam Mount Silver'a gidebiliyorum. Indigo Plateau'ya gideceğim tekrar. Kanto'ya geri dönüyorum. Orada yendikten sonra Mount Silver'a gireceğiz. Bakalım orada bir neler bizi bekliyor. Ardından bu taraflara tekrar geri geleceğiz. Bu tarafa geldiğimde Toja Falls'ta veya şeyde Safari Zone'da efsanevi köpeklerle konuşabileceğiz sanırsam. Onunla ilgili olayı bir çözersem geleceğim. Aynı zamanda Hoenn'e gitmenin zamanı gelecek. Hoenn içinde bayağı bir olay yapmamız gerekiyor. Çok daha fazla laf uzatmayacağım. İleriki bölümlerin muhabbetini yapıyoruz. İleride tekrar konuşuruz arkadaşlar. Zorlu bir mücadele. Bir bölüm daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.